Allah'ıma kurban başkanım. Vallahi biz iyi etsek de iyi değiliz. Kurum iki haftadır mazot parası cebimizden gidiyor. Beş kuruş yani kar yapmış değiliz. İyi Parti sahada vatandaşın ve esnafın nabzını tutmaya devam ediyor. Ya kurtarın bizi gayrı ya. Yeter gayrı. Hep beraber. Genel Başkan Meral Akşener önderliğinde tüm Türkiye'yi karış karış gezen İyi Parti, Mersin'de de vatandaşların sesine kulak veriyor. Bu kapsamda İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, Silifke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen esnaf vatandaş ziyaretlerine katıldı. Kocamaz'a ziyaretinde İyi Parti MDK üyesi Süleyman Çetin, İyi Parti Silifke İlçe Başkanı Medine Gürbüz İslim, Akdeniz İlçe Başkanı Ayhan Akşahin, İl Başkan Yardımcısı Hasan Mazlum Kirişçi, Silifke Belediye Meclis Üyesi Yahya Yılmaz, Silifke Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aydın ve partililer de eşlik etti. İyi Parti Silifke İlçe Başkanlığından başlayan program, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Metin'in akrabası İlhan Yalçıntaş'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretiyle devam edildi. Taziyenin ardından Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na geçildi. Oda Başkanı Uçal Mavili ve üyelerin sorunları dinlenerek çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Mavili, esnafın ayakta durmakta güçlük çektiğinden bahsetti. Bu piyasada bizim esnafların şu anda ayakta durması zor. Yakıtlar, kişiloklarla fırıncılar odayı basıyor. Yani dışarıdan göründüğü gibi taban şu anda çıkmazın içinde. Kocamaz'da birinci amaçlarının tek adam sistemini değiştirmek, istişare ederek iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi bu ülkeye getirmek olduğunu belirtti. Vatandaş gerçekten çok zor durumda. İstişaresiz yönetim zaafa uğrar. Bizim birinci mücadelemiz şu anda geçmiş dönemdeki parlamenter sistemin eksikliklerini de gidererek parlamenter sisteme geçmek. Yani siyasetçinin sorumluluğu olsun. Vatandaş onun yakasına yapışabilsin. Silifke Nakliyeciler Kooperatifi de program dahilinde ziyaret edilerek Kooperatif Başkanı Selçuk Sar ve Yönetim Kurulu üyelerinin de sesine kulak verildi. Artan fiyatlar ve nakliyecilerin yaşadığı sıkıntılar gündeme getirildi. Enflasyon %51 olarak açıkladılar nakliyede. Bizim her şeyimiz %300 arttı. Geçen sene aldığım lastik 2000 liraydı, 2500 liraydı. Bu sene 7,5 liraydı, 8 liraydı. Pazarcı esnafı da tüm Türkiye'de olduğu gibi Silifke'de de mevcut sistemden şikayetçiydi. Bir çuval mazı... Maydanoza bir çuval gübre alamıyoruz. Ne yapacağız? Mazot 25 lira oldu. 23 lira en son aldığımız fiyat. Akşam da 25'tir. Her gün zam. Her gün zam. Kocamaz ve ekibine yoğun ilgi gösteren pazarcı esnafı, artan mazot fiyatları başta olmak üzere zamlara tepki gösterdi. Evet, biliyoruz. İyi değiliz başkan. İyi değiliz. Bir pazara gidiyoruz, bir pazara gidemiyoruz. Mazot parasına derman çare yetmiyor. İlaca gübreye derman çare yetmiyor. Bugün Trakya'da diyorlar ki 10 dönüm tarlaya bakmak için, bir yıl bakmak için bir dönümünü satmamız lazım. Nasıl olalım işte, halimizi duyuyorsunuz. Seviyoruz sizi, her zaman yanınızdayız. Vallahi başkanım, gittik yani. İşte onun için diyorum. Aleye gidiyorsun, geliyorsun, el ele, baş başa, 3 tane çocuk var. Keşke bu zamlar olmasaydı, 50 kuruşta kalsaydı. Zam olmasa 50 kuruşta kalsaydı. Var mı 30'a gidiyordu, keşke devam 30'a gitseydi oraya. Tabii. Yeter diyorum ben. Ben yeter diyorum. Ya bundan daha kötüsü olur mu? Yeter diyorum. İşler ayna, çal oyna. Vallahi baksana bir. Silifke programı, Türkiye Muhtarlar Derneği Silifke Şube Başkanı Murat Temur ve muhtarları ziyaret ettikten sonra sona erdi. Program kapsamında ayrıca partiye yeni katılan üyelere rozetleri Kocamaz tarafından takıldı.